Akıl Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her sal olduğu gibi karşınızdayız. Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Dolayısıyla bugün her programda tabii biz üreticisinden tüketicisine farklı açılardan tarım ve gıda sektörüne bakıyoruz. Ama bugün özellikle bir çiftçimizin gözünden bakalım istedik. Mevcut tabloyu biraz okuyalım ki önümüzdeki döneme dair bizi ne bekliyor onların da biraz onları anlamaya çalışalım istiyorum. Çolpan Çiftliği sahibi Özer Çolpan bizimle birlikte Eskişehir'den kalktı geldi. Bu özel gün için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim İrfan Beyciğim. Nasılsınız, iyisiniz? Çok sağ olun, biz iyiyiz. Sizlerin de Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayacağım ama kutlanacak bir gün mü bilmiyorum. En azından bir farkındalık yaratıp da biraz çiftçinin gözünden bu meselelere konuşmadığımız açılardan da konuşalım istiyorum. Aslında her gün çiftçilerin günü. Değil mi? Çünkü çiftçilerin üretimi hiç durmadan devam ediyor. Yılın 365 günü bu çiftçiler üretmek için çabalıyor, uğraş veriyor, sıkıntılara göğüs geriyor. Doğru. Bu süreç sadece hasat dönemi olarak düşünmememiz lazım. Bu ekiminden ilaçlaması, gübrelemesi, çapalaması, devam eden yoğun bir süreç, toprak hazırlaması. Dolayısıyla aslında her gün çiftçilerin hatırlanması lazım. Her gün hatırlanmalı ve her gün kıymet görmeli üreticilerimiz. Çok doğru ve gıda meselesi gündemden düşmüyor Türkiye'de özellikle. Yani dünyada da tabii dönem dönem ürün bazında bu konular hep konuşuluyor ama Türkiye'de üretici de sıkıntıda, mevcut enflasyonist ortamda maliyetlerin arttığı, işte öngörülebilirliğin azaldığı bir ortamda tüketici de rahatsız çünkü sofrasına gelen ürünün maliyeti artıyor, alım gücü azalıyor. Dolayısıyla talep tarafı da bir dengesizliğe uğruyor. Bunun da tabii bir kısır döngüsü oluşuyor. Şimdi oralara geleceğiz ama hani dediniz ya her gün biz bu işin içindeyiz. Sadece olayın hasadı ya da ekimi dikimi değil, hazırlık süreci dahil olmak üzere, planlama dahil olmak üzere. Şimdi bu enflasyonist ortamda çiftçi nasıl gemisini yürütmeye çalışıyor? Hatta gemisi demiyorum, traktörünü nasıl sürmeye çalışıyor diye de şey yapayım. Buyurun. Şimdi çok güzel söylediniz. Bizim için geçtiğimiz seneden bu seneye her şey değişti. Niye? Yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Fiyatlar çok hızlı yükseliyor. Ama aynı şekilde ürün fiyatlarımızdaki yükseliş bizde olmadı. Fakat tabii tüketici dediğiniz gibi tüketici pahalıya tüketiyor. Ama üretici kısmında bu olmadığı için üretici de ciddi bir problem içinde. Üstünde büyük bir baskı var. Niye? Çünkü enflasyon işte hesaplamalar yapılıyor. Diyorlar ki işte %60, %70 bu mertebelere geldi. Ama ürün fiyatlarına bakın. Ürün fiyatları, üreticinin sattığı fiyatlarda bu yok. Yani onun da altını çizelim. Üretici fiyatları. Çünkü raftaki fiyata baktığımız zaman orada bir artış var. Şimdi o zaten yansıyor. Raftaki fiyatın artışının sebebi belli. Bunu yakıt, ayrıştırmak lazım. Nakliye fiyatları, yakıt fiyatları diyelim. İşte işçi fiyatları. Ama bizim için aynı şey söz konusu değil ki. Bizde aynı yükseliş olsa bizde de sıkıntı olmaz. Biz de deriz ki ya biz enflasyon karşısında ürünlerimizin fiyatı yükseldiği için kendimizi sağlam almış durumdayız. Üretimimiz sorunsuz bir şekilde devam edebilir. Ama maalesef bizde aynı durum söz konusu değil. Bizim için çok daha zor bir süreç var. Niye? Ürününüzü sattınız. Elde ettiğiniz gelirinizi profesyonel bir şekilde değerlendirmeniz lazım ki ayakta kalabilirsiniz. Çünkü niye? Devam eden bir enflasyon süreci var. Sizin harcamalarınız bir günde olmuyor. Bu zamana yayılan bir harcama süreci. Geçen sene Temmuz'da hasadınızı yaptınız. Bir dahaki Temmuz'a kadar o paranızı çok iyi değerlendirmeniz lazım. Bütün giderlerinize dağıtmanız lazım ki ayakta kalabilirsiniz. Yani şu anda aslında yaşadığımız şey o. Hasat başladı. Aynen öyle. Buğdayda ya da farklı ürünlerde, arpada başlıyor. Bazı bölgelerde başladı. Aynen. Bazı Adana tarafında kıraçlarda başladı. Şimdi diyorsunuz ki ben bu ürünü sattım. Asıl ondan sonra ben bu parayı nasıl yöneteceğimi de... Aynen öyle. Yani şu anda çiftçinin aslında sermayesini nasıl yöneteceği de çok kritik hale geldi. İnanılmaz önemli bir noktaya geldi. Neden böyle bir noktaya geldi? Çünkü yüksek seyreden enflasyon sizi çok derinden bir şekilde etkiliyor. Paranızı üründe bıraksanız bir türlü. Nakde çevirip işte başka bir yatırım aracında değerlendirseniz bir türlü. Çünkü niye? Getirisinin ne olacağını bilmiyorsunuz. Paranızı üründe bıraktınız diyelim. Birçok çiftçi geçen seneki mahsulünü satmadı. Çünkü fiyatlar düşüktü. Çok büyük zarar etti. Depolama şansı da vardı. Ne oldu bir sene sonra? Çok büyük zarar etti. İnanılmaz zarar etti. Niye? Görünen köy kılavuz istemez. Üründeki fiyatın yükselişine bakın son yaklaşık 10 aylık dönemde. Bir de işte paranın faizine bakın, dövizin getirisi, altının getirisi, borsanın getirisi, bir sürü yatırım araçları var. Bunların getirisine bakın.
çok büyük zararda olduğunuzu göreceksiniz. Bir de şu var tabii ki, sadece ben ürünü ürettim, ürünün maliyeti şu oldu, bunu ürettim, sattım. Bu şekilde düşünmemeniz lazım. Niye? Çünkü bizim döngümüz bir yıl sonra daha devam edeceği için enflasyon muhasebesi dahil senenin, önümüzdeki senenin giderlerini de hesaplamanız gerekiyor. Ona göre de hazırlık yapmanız gerekiyor. Ben bu sene gübremi aldım, kullandım, para kazandım. Gübreyi tekrar yerine koydun mu? Maliyet, yerine koyma maliyeti. Aynen öyle. Esas önemli olan senin üretim maliyetini belirleyen bunlar. Çünkü kazandığın para tekrardan yerine koymana yetmiyorsa, işte o zaman en büyük kabusun içindesin. Yani sermaye küçülüyor demektir. Ürünün fiyatı belirlenirken, işte maliyet artı kar payı düşünürken, buna bir de enflasyon muhasebesini de ekleyerek önümüzdeki dönemin enflasyonunu hesap öyle. Ederek aynen koymak öyle. Lazım ya da ki sürdürebilirim. Paranızı ne şekilde değerlendirmeyi bileceksiniz ki paranız değer kaybetmesin, sizi ayakta tutsun. Biliyor mu çiftçi? Çoğunluk için soruyorum, genel anlamda soruyorum. Ülkede pek çok insanın bunu bildiğini zannetmiyorum. Finansal okuryazarlık zayıf. Evet, çok az. Yani ben yüksek lisansı yaparken işletme, iktisat ve muhasebe dersi aldım. Mühendis olduğum için daha önceden böyle bir ders almamıştım ben. Aldığım o derslerin o kadar büyük faydasını gördüm ki aslında o dersleri herkese vermemiz lazım. Çok kıymetli dersler bunlar. İnsana güzel bir yol haritası oluşturmasında çok büyük yardım oluyor. Niye? Çünkü iktisat teoremini bilirseniz piyasanın ne şekilde hareket edeceğini iyi kötü kafanızda canlandırabiliyorsunuz. O zaman da doğru noktaya gidip kardeşim bana bu konuda yardım et. Benim böyle bir birikimim var. Ben bu birikimimi canlı tutmam gerekiyor. Benim şu şekilde harcamalarım var. Bana bu dönemlerde para lazım. Benim varlığımı buna göre yönetmemde yardımcı ol diyebilirsiniz. Ama bunu bilmezseniz nasıl diyeceksiniz bunu? Hele hele şu ortamda Türkiye'de tam bir kabus. Aynen öyle. Yani sanayici de önünü göremiyor. Efendim söyleyeyim işte üretici de önünü göremiyor. Tüketici zaten göremiyor. Şimdi yaklaşık her ay %5'e varan bir enflasyonumuz var. 3 aşağı 5 yukarı baktığımız zaman 60 puan dersek her ay %5. Şimdi ben buğdayı aldım. Koydum depoma. Bir ay sonra buğdayın %5 yükselmesini beklerim. Doğru mu? Hı hı. Niye? Çünkü %5 enflasyon var yani zarar paraya. Yani. Aynen öyle. Mevcudu korumak için bu. Yerimizi korumak için. E peki yükselmediği zaman nasıl olacak bu Bitti. İş? Yani biz buna döndük maalesef. Yani dolayısıyla geçen seneden ürününü tutan son bir yılda kayıp da bu sezon şimdi yine hasat dönemi. Velev ki piyasada işte dengeler, fiyatlar, herhangi bir ürün için konuşuyorum. Spesifik bir ürün olarak söylemiyorum. Yine bekleteyim, aman dur biz önümüzü görelim desek yine bir enflasyon sorunumuzda zarara doğru gidebilir. Aynen öyle. Yani risk aynen yüksek. Öyle. Şimdi dolayısıyla piyasayı iyi okumak lazım. Piyasada ürünün çok fazla üretilmesi ya da çok az üretilmesi, bunlar hakikaten dengeleri inanılmaz derecede etkiliyor. Bu sene soğan, patates gibi ürünlere yoğun bir talep var. Hatta ekilişleri çok fazla yani. Çok aşırı fazla. Karpuzda da aynısı varmış biliyor musunuz? Onu da öğrendim başka bir üreticimizden ve sektör paylaşımı. Şimdi bunları iyi analiz etmek lazım. Niye? Şimdi bir ürün çok fazla olduğu zaman bilin ki inanılmaz derecede piyasada kırılmalar oluyor. Nasıl kırılma? Sizin para ihtiyacınız olduğu anda fiyat neyse satmak zorundasınız. Bekleme şansınız yok. E bu zaten piyasayı iyice çökertiyor. İyice fiyatları geriye getiriyor. Bekletme, stoklama şansınız bir yere kadar oluyor. Bunların fireleri yüksek, çürüme oranları yüksek. İşçilik maliyeti zaten şu anda inanılmaz bir noktaya stoklama geldi. Stoklama maliyeti hakikaten var. Aynen kirasından öyle. Tutan bir aynen öyle. İşte soğuk hava deposunda tutuyorsanız bunun bir enerji gideri var. Bunların hepsi maliyet. Dolayısıyla burada önemli olan ürün seçimini iyi yapabilmek, doğru ürünleri seçmek, hele bu enflasyonist ortamda ve de ürünü satabileceğiniz ürün olması lazım. Yani ürünü satamadıktan sonra ürünün de bir kıymeti yok. Sizin 1000 ton buğdayınız var. Hiç kimse almıyor. Hiçbir anlamı yok ki. Önemli olan bu döngünün içinde bu sistemi iyi kurgulamak. Yani aslında planlı üretim o yüzden çok çok kıymetli. Bakanlık eğer bunu başarabilirse müthiş bir şey olacak. Şu anda planlayamadığımız şeyi ya arz açığı olduğunda ithalatla, gümrükleri sıfırlayıp ithalat kapısını açarak ya da arz ya da fiyatlarda içeride bir yukarı yönlü hareket varsa arzdan bağımsız, arz fazlası ürünlerde fiyatlar maliyetlerden dolayı yukarı gidebiliyor ya da talep kayışlarından dolayı. Bu sefer de ihracat kısıtlaması ya da kotayla çözmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda gördük işte bunun örneklerini. Palyatif olarak
atılan adımların kısa vadede, orta ve uzun vadede ta üreticiye kadar aslında etkisi oluyor. Dalga dalga geliyor işte. Bu, ama şöyle söyleyeyim, buradaki en büyük sıkıntı şu. Biz eğer her şeyimizi planlayabilirsek, ama bunun ilk adımı nedir? Ne tüketiyoruz? Biz ne tüketiyoruz? Bu kadar işte soğan, bu kadar patates işte. Aynı şey et, süt ürünleri için de geçerli. Bizim bu tükettiklerimizi hesaplayabildiğimiz anda yarışımız başlar. Nedir? Kardeşim, bunları üretmemiz lazım. Bu ülkedeki insanların hepsini doyurmak için bunları sağlıklı bir şekilde, doğru bir şekilde üretip depolarımıza koyup halkımıza arz etmemiz lazım. Peki siz bunu yaptığınız zaman esas önemli olan nedir? Esas önemli olan üreticinin her ürettiği üründen para kazanmasını sağlamalıyız. Bunu başarırsak herkes mutlu bir şekilde üretime devam eder. Ticari kaygılardan uzaklaşır. Vahşice yapılan işlerden uzaklaşır. İşte ilaç atımı, gübre atımı, işte sulama vesaire. Herkes daha bilinçli bu işi yapmaya başlar. Standartlarımız yukarıya çıkar her konuda. Eğer bunu başarabilirsek müthiş bir gelecek bizi bekliyor. Bakanlık bu konuda çalışıyor. İnşallah çok güzel sonuçları olur hepimiz için. Bu çünkü sadece benim, sizin ya da diğerleri için değil, hepimiz için çok önemli. Tabii. Doğruyu üretmek, doğru zamanda üretmek. Doğru şekilde üretmek. Aynen. Şimdi bu ortamda peki örnek olarak içinde bulunduğunuz mevcut konjonktürde siz şu anda ne üretiyorsunuz sezon itibariyle ve nasıl karar verdiniz o ürünü üretmeye? Çünkü her sene fiyatlarda bir dalgalanma oluyor. Çok. Talep tarafı, arz tarafı, dünya fiyatlarından ayrışıyoruz. Dünya fiyatlarından ayrıştık bile. Şu anda dünya fiyatları bizim çok altımızda. Ukrayna-Rusya savaşı çıktığı ilk zamanda ben şey diye düşündüm. Buğdayın dönemi başladı. Hı hı. Dünyanın en büyük iki buğday üreticisi savaşta istenmeyen bir şekilde birbiriyle savaşa tutuştu. Buğday fiyatları artık mümkün değil. 1000 doların başıl fiyatı 1000 doların altına inmez diye düşünüyordum. Ama bir anda allak bullak oldu. 200 dolarla 250 dolar arasında seyreden bir buğday fiyatı var. Şimdi Türkiye'deki fiyat yüksek. Oradaki fiyat düşük. Şimdi bizim fiyatımız... Yani dünyaya göre fiyat yüksek ama üretici tarafından baktığımız zaman... O zaman da düşük. Düşük. Böyle bir çarpıklık da var yani. İkilem var. Hakikaten çok zor. Ama bu buğdayın da üretilmesi lazım. Yani hadi biz bıraktık buğdayı üretmiyoruz artık dediğiniz zaman da bu sefer dünyadaki fiyatlar bir anda değişir. Der ki adam, ya sende buğday yok, ben sana buğday satmak istemiyorum. 300 verirsen satarım, 400 verirsen belki satarım diyebilir. Bu da bir risk. Dolayısıyla üretimin hep devam etmesi lazım. Ama dediğiniz gibi bir enflasyon var. Bu en büyük sorunumuz. Gerçekten çok büyük bir sorun. Bunu düşürmek için fedakarlık yapmamız gerekiyor mu? Evet, hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor ama sermayelerin de bitmemesi lazım. Çünkü üretici sermayesiz bu işi döndüremez. Zaten artık finansal açıdan yani krediye ulaşmak, kredi zorlaştı. Maliyeti, çok büyüdü. O da bir enstrüman olarak pek devrede değil. Ya değil, değil. Dışı yani bu da çünkü niye? Faizler yükseldiği için o eskiden çok ucuz kredilerin dönemi tamamen üretici açısından kapandı. Şimdi üretici ödediği faizi bir şekilde ürünle geri alması lazım. Ama ürün fiyatı da yükselmezse bu nasıl olacak? Üreticileri çok büyük dar boğaza sokacak. Yani bu hakikaten sıkıntılı bir süreç. Burada doğru okumak lazım yol haritasını, doğru adımları atmak lazım. Ürün seçimini doğru yapmak lazım. Biz mesela bu sene bir toplaştırma çalışması var bizim kendi köyümüzde. Dolayısıyla Eskişehir Alpovası. Evet, orada 3 köyde bizim toplaştırma çalışması var. Dolayısıyla biz her yere ekmek zorunda kaldık. Anız ekimi de yaptık. Arpa buğday ekilişleri gerçekleştirdik. Ama ben ne düşünüyorum? Benim hesabımda şu var, en kötü ihtimalle kardeşim ben bunu stoklayabilmeliyim. Niye? Satamazsam, eğer fiyat uygun olmazsa, alıcı bulamazsam bunu stoklamalıyım. Ama üretimi devam ettirmek için de sermayem hazır mı? Hazır. Esas beni ayakta tutacak olan bu. Ama biz, Türkiye'de kaç kişi bu işi bu şekilde yapabilir değil mi? Bir de o evet, yani evet, genel yani anlamda. Bu gerçekten zor bir süreç. Hakikaten büyük bir sermaye gerektiriyor. Ve yaşam pahalı olduğu için sizin giderleriniz de artıyor. Bir taraftan da bunu kompanse etmeniz lazım. Bir sonuçta döngü, kısır döngünün içinde. Aynen öyle. Siz de çocuk okutuyorsunuz. Siz de hepimiz için aynı süreç devam ediyor. Burada dediğim gibi en büyük soru işareti, kardeşim ürünümüzü satmalı mıyız, satmamalı mıyız? Alıcı var mı, yok mu? Esas önemli olan noktalar bu. Depolayabiliyor muyuz? Alıcı yoksa depolamak zorunda kalacaksınız. Mecbursunuz. Hiçbir alternatifiniz yok. Çünkü niye?
Eğer bugün ürünün fiyatı 8 lira, siz ürünü piyasaya çıkarttınız 5 liraya düştü. Sizin maliyetiniz 7 lira ise 2 lira zararına sataraktan nasıl ayakta kalabilirsiniz? O zaman bazı şeylere göğüs gererekten depolamak zorunda kalabilirsiniz. Bunların hepsini hesaplamak... İsteseniz de istemeseniz de. Aynen öyle. Bunların hepsini hesaplamak zorunda artık üretici. Ama zor bir süreç. Biz o yüzden biraz da tohumluk üretimine ağırlık verdik. Tohumluk üretimimiz devam ediyor. Yani buğday var sizde. Buğday var. Ayçiçeği tohumluk olarak var. Dane mısır tohumluğumuz var. Ben dara ekimini biraz arttırdım. O da depolaması güzel ürünlerden, kolay ürünlerden biri. Bir de dane mısır da ektim bu sene. Çünkü niye? Mısır ekilişi azaldı. Geçen sene enflasyonun çok çok altı. Yani aynı fiyatta kaldı. Büyük hayal kırıklıkları yarattı. Arttı. Ama şu anda fiyatlar iyi bir şekilde yükseldiği için ve de tohum satışları az olduğu için ben bundan yola... Bu ne anlama geliyor? Tohum satışının az olmasının bir anlamı var. Ekiliş az. Ekiliş az kaçtı olursa... Kaçtı çünkü üretici. Kazanamadığı için orta taraftan kaçtı. Gayet normal. Yani kazanamadığınız şeye sırtınızı dönersiniz. Farklı bir mecraya odaklanırsınız. Farklı bir ürüne odaklanırsınız. Aynı şekilde burada da ben burada bir potansiyel gördüğüm için bunu doğru buldum. Bu ekilişleri gerçekleştirdik ve depolama şansımız var. Hmm. Beni en çok rahatlatan olaylardan biri o. Lisanslı depolar ve diğer depolama imkanlarıyla bunu depolama şansımız var. En kötü ihtimalle depolarız kendimizi korumak için. Ha, enflasyon karşısında belki bizi ayakta tutacak getiriyi sağlamaz ama... Zararın boyutunu azaltmaya çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Satamamaktansa depolayabildiğiniz durum daha iyidir. Çünkü bazı ürünler, işte karpuz dediniz demin, karpuzu satamazsanız bitti. Evet. Yani karpuzun suyunu çıkartıp satamazsınız. Yani ilginçti. Bu sene belki işte tüketici tarafından pek karpuz, patates, soğan hani bunlar bol olduğu için fiyatlar da raflarda, markette uygun olacağı için... pek gündeme gelmeyecek ama üretici tarafındaki o sıkıntı sonraki sezonda örümcek ağı teoremiyle tekrar karşımıza çıkacak. Biz bu döngüyü yıllardır yaşıyoruz. Bu bazen patates oluyor, bazen domates, bazen soğan, bazen karpuz. Ürün işlemede bizim sıkıntımız var. Ürünleri işleyip, depolayıp, saklayabilsek sorun planlı olmaz. Yapıp, ama işte kooperatifçilik devreye girmesi lazım. Yani bugün patates eken köylüler nasıl bunu işleyecek bir tesis kurabilir ya da nasıl soğan eken köylüler bir tesis kurabilir de bunu şey yapabilir. Kendi başına zaten yapması mümkün değil. Bir de işçilik problemi de en büyük sıkıntı değil mi şu anda? İşçilik zaten ok yaydan çıktı. Yani geçen seneye göre bizim işçi maliyetlerimiz %100'ün üzerinde arttı. Daha ne kadar artacak bilmiyorum. İşçi bulmak zaten çok büyük bir sorun. Yani mekanizasyonla bu bir yere kadar çözülebiliyor ama bir noktadan sonra muhakkak işçiye ihtiyacınız var. İşçisiz bu iş olmaz. Tarımsal üretim, hayvansal üretim hepsi işçiye dayanıyor. İşçi olmazsa olmazlardan biri. Nasıl yakıtınız olmazsa tarlayı süremezsiniz, işçiniz olmazsa da bazı ürünleri işleyemezsiniz, yapamazsınız bu işi. Bir çiftçi olarak son 3-4 dakikaya da girdik Dünya Çiftçiler Günü'nde. Hakikaten en büyük gördüğünüz risk, yani işte iklim değişikliği bir taraftan, işte Nisan dünyada en sıcak Nisan ayını geride bıraktı. Evet, maalesef. Efendim söyleyeyim, işte yağışlar bir anda oluyor, çok sert yağıyor. Çok sert yağıyor. Bir taraftan maliyetler yükseliyor, bir taraftan planlama, öngörülemezlik. Sizin gördüğünüz önümüzdeki dönemde dair en büyük riskler neler ve nasıl belki üstesinden gelinebilir, ne yapmak lazım? Profesyonel çiftçiler artık varlık yönetimini, yani sermayelerini korumayı çok ön plana çıkartmaları lazım. Niye? Çünkü yüksek bir enflasyonun olduğu 2-3 yıllık bir döneme girmiş durumdayız. 2-3 sene büyük bir ihtimalle bu böyle devam edecek. Dolayısıyla bizim ürettiğimiz ürünlerde yeterli kazançlar, yeterli fiyat artışları olmasa da biz kendi varlığımızı bir şekilde koruyaraktan üretimimizi devam ettirmek zorundayız. Çünkü üretici bir anda bu işi bırakıp gidemez. Tarlasını satamaz, traktörünü satamaz. Çünkü alacak olan adam da aynı sorunla karşılaşacak. Doğru. Yatırım yapmanın maliyeti zaten çok yükseldi. Dolayısıyla en profesyonel çiftçiler bu dönemde ayakta kalacak. Zor bir süreç, gerçekten zor. Çünkü niye? Siz enflasyonun altında kazanaraktan hayatta kalmaya çalışacaksınız. Bu hepimiz için çok büyük bir soru işareti oluşturuyor. Ama bunu başarmamız lazım. Başka çaremiz yok. Başka şansımız da yok. Gideceğimiz yer de yok. Doğru. Devlet tabii ki bize destek olmalı. Devletin desteği, devletin bize ışık tutması çok önemli her konuda. Üretim planlaması olsun, fiyatlandırmalar olsun vesaire. Bu konuda devlet tabii üreticinin her zaman yanında olduğu olmalı, olmak zorunda.
olmazsa olmaz. Desteklemeler. Bizim ülkemizde maalesef böyle. Desteklemeler zamanın tabii devam etmek. Zamanın makul olması, enflasyon ödenmesi. Evet. Yani ben destekleme bugün çok güzel. Evet, bana 4 lira destek veriyorsunuz. Ama ben bu desteği 12 ay sonra aldığım zaman 4 lira 2 liraya iniyor. Bu da benim açımdan bir sorun. Yani bu sistemi biraz daha değiştirmeli, daha bu şeye adapte etmeliyiz. Bu ortama adapte etmeliyiz. Çünkü gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Atlatmak zorundayız. Gıda enflasyonu, evet, düşürelim. Ama ben gıda enflasyonunun sebebi değilim. Çünkü benim ürünümün fiyatına bakın. Gıda enflasyonunun benim ürünümdeki rakam olsaydı şu anda enflasyon bu kadar yüksek çıkmazdı. Geçen hafta Merkez Bankası Başkanı 4 puanlık bir gıda enflasyonu farkından bahsetti yanlış hatırlamıyorsam. Peki biz değilsek kim? İşte nakliye, işçilik vesaire bunlar yükseltiyor. Tedarik zincirinin tüm halkalarına ayrı ayrı bakmak lazım. Aynen öyle. Yani gidip de etiket üzerinden bir şeyi yorumlamak yanlış. Sen yaptın, ben yapmadım. Benim fiyatım belli. Mağduriyet ilk baştan başlıyor yani. Aynen öyle. Ve ben de en fazla etkilenenlerden biriyim sonuçta. Benim de etkilendiğim açık ve net bir şekilde ortada. Fakat bunu çözecek olan hep birlikteyiz. Yani biz bunu tek başımıza biz üreticiler çözemeyiz. Ya da siz tüketiciler veyahut da kurumların başındakiler çözemez. Bu hep birlikte fedakarlıkla. Ama fedakarlık yaparken bir grubu da tamamen üstüne kırmızı kalem çekmemek lazım. Onları da bir şekilde ayakta kalacak, hayatta kalacak şekilde bu algoritmayı kurmak lazım. Böyle olursa hiçbir sorun olmaz. İnşallah. Yani yıllardır konuşuyoruz. İnşallah diyelim. İnşallah. Ama şöyle söyleyeyim. Kaldı. Üretici yüzü güldüğü zaman herkesin yüzü güler. Doğru. Bu bir gerçek. Doğru. Çünkü ülkemizdeki nüfusun çok büyük bir kısmının köyle bağlantısı var. Köyde bolluk olursa muhakkak şehirde bu şehre de yansır. Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Paylaştığınız bilgiler için tekrar sizin nezdinizde de tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum 14 Mayıs. Dolayısıyla bugün Çolpan Çiftliği sahibi Özer Çolpan'la beraber çiftçinin gözünden mevcut enflasyonist ortamda nasıl ayakta kalınır, ne yapılır, ne edilir ya da ne tür bir dönem bizi bekliyor? Aslında biraz ipuçlarını vermeye çalıştık bu kısa sürede. Farklı programlarda bunu gündeme getirmeye devam edeceğiz. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da Tarım Analizi'nde karşınızda olmak üzere. Şimdi hoşça kalın.